Cemre bir daha söyletme beni, in aşağı. Daha kaç kez inmeyeceğim demem lazım anlaman için? Uzatma Cemre. İn aşağı. Neden? Kahraman ol diye mi? Kurban olma diye. Bırak! Gelmiyorum seninle. Babanızı aramak zorundayız Cenk Bey. Kim arar sana ne? Ya bırak dedim, bilmiyorum. Senin ne farkın var? Babanın adamlarından ne farkın var? Kahramanımız kızı kapısında babam sağ olsun yazan kalesine getirir. Nedim'i yangından kurtar. Kızı kötü adamların elinden al. İşlem tamam. Nur topu gibi bir kahramanımız var artık. Çünkü senin için bu kadar basit işte. Çünkü sen sadece vicdanını aklamaya çalışıyorsun. Oldu değil mi? Bu kadar basit işte. Bu gece kafanı rahat rahat yastığa koyabilirsin. Mışıl mışıl. Huzurlu, deliksiz bir uyku uyuyabilirsin. Sen kafamı böyle sıkarken uyku biraz zor. Ben değil. Burası. Seni uyutmayacak olan burası. Eğer burada bir hayat varsa tabii. Burada hayat var Cemre. Ben de inanmakta zorlansam da burada hayat var. Ben bu filmi daha önce izlemiştim sanki. Buraya ilk geldiğimiz geceyi hatırlıyor musun? Sen yine böyle şehrin ışıklarına bakıyordun. Ben de sana içimde karanlığı kusuyordum. Kustun da ne oldu? Kusa kusa sustun. Senin kim olduğunu öğrendiğim günden beri başıma gelen her şey... Benim suçum. Tamam mı? Her şey benim suçum. Oldu mu? Senin başına gelen, Nedim'in başına gelen, benim etrafımdaki herkesin başına gelen her şey benim suçum. Tamam mı? Devam et. Suç kelimesini iki cümle içinde daha kullanırsan aptal Cemre yine yemi yutacak. Ama sana bir sır vereyim mi? Senin anahtar kelimen suç değil. Suçluluk. Bu geceyi kurtardın değil mi? Annen ne yaptığını öğrenene kadar kurtardın. Sonra annen sana ne öğrettiyse yine onu yapacaksın. Yine beni onların önüne atacaksın. Çünkü sen başka türlüsünü yapamazsın. Günaydın korkak. Günaydın cesur yürek. Bekardığım ve... Tek tabanca Amerika yıllarının en güzel tarafı bu galiba. Adamı mutfağı öğretmesi. Bak öyle hafife alma, birazdan parmaklarını yiyeceksin. Böyle yapınca oluyor mu? Her şey normal. Adam kıza kahvaltı hazırlıyor. Seninle oturup ciddi ciddi kahvaltı yapacağıma inanıyorsun değil mi? Gerçekten inanıyorsun buna. Ne yapacaksın? Açlık kremi mi yapacaksın? O kadar uzayacağını sanmıyorum. Birazdan babam baskın yapar. Sen de daha omletin soğumadan beni onların önüne atarsın. Gerçi bak babam formdan düşmüş. Yani baskını gece yapmasını beklerdim. Evet bu saate kadar buralar başımıza yıkılmadığına göre daha haberi yok. Öyle bir şey mümkün mü sence? Annem daha önce öğrendiyse mümkün. Eğer annen öğrendiyse ve babana söylemediyse... ...annen yine bir şeyler çeviriyor. Ben de burada senin omlet yapmanı izliyorum. Hatta birazdan oturup afiyetle kahvaltı yapacağım. Sonra, sonra güzel bir film açıp izleriz herhalde. Aklımıza geldikçe de oturup annenin Nedim'e neler yaptığını konuşuruz. Annen ya da babam bizi basıp, sen beni onların önüne atana kadar da kafamızı dinleriz. Sonra beni postalarlar. Nedim size kalır. Hatta Nedim. Ben bir adım sonrasını bile düşünmeden babamın karşısına dikildim be. Seni adamların elinden kaçırdım. Senin Nedim'i düğünden kaçırdığın gibi. Ben sadece kafamı toplamaya çalışıyorum. Bir yol bulmaya çalışıyorum. Sizinle aynı yolda yürümeye çalışıyorum. Ama sen her fırsatta Nedim'e yaptıklarımı yüzüme vurup... ...benim yolumu Nedim'le kesip... Ben çocukluğumdan beri yürüdüğüm yoldan dönmeye çalışıyorum. Ama üzgünüm. Bu öyle senin tahmin ettiğin gibi bir adım da olmuyor.
Daha ilk adımda kocaman bir taşı alıp benim suratıma vururken olmuyor. Ve şimdi Nedim yolundaki taş oldu ha? Allah'ım yarabbim, ya ben onu mu diyorum? Kahramanımız yola çıkamıyor. Çünkü biz onun yolunu kesiyoruz. Kahramanımız mağdur. Hatta hikayenin masumu o. Ha zalimi de... Benim! Bu hikayenin zalimi de benim. Korkağı da benim. Suçlusu da benim. Şu anda bile sen suçlu değilsin dememi bekliyorsun. Ama o bir kere olur. Sen onu benden bir kere duydun. Duydun ve harcadın. Olmayacak değil mi? Ben ne desem, ne yapsam sen bana güvenmeyeceksin. Ben hiç kimsenin kahramanı değilim. Sen kazandın hemşire.